Herkese merhabalar. Bugün konumuz zemin sıvılaşması. E, zemin sıvılaşmasının fiziksel sürecine göz atacak olursak, ilk pencerede taneli ve suya doygun zemin yapısı görülmekte. E, i̇kinci pencerede ise deprem gibi ani durumlarda kayma dalgalarının etkisiyle partiküllerin birbirleri arasındaki basınç artar ve bu basınç partikülleri çevreleyen suya iletilir. Son durumda da görüldüğü gibi suya iletilen basınç kuvvetiyle zemin partikülleri yer değiştirir ve birbirinden uzaklaşır. Böylece düşey efektif gerilmenin olmadığı varsayıldığı durumlarda zemin katı bir davranış göstermez, aksine sıvı gibi davranıp yukarıya doğru taşma hareketi gösterir. Bu duruma zemin sıvılaşması denir. Çeşitli araştırmacılar geçmiş depremler sırasında sıvılaşmanın alansal dağılımını analiz etmişler ve Magnetit ile Epsantral'dan e, en uzak savulaşmış alana olan mesafeyi karşılaştırmışlardır. Bu çalışmalardan ilkine bakacak olursak, Kurebayashi ve Tasuboka, 1975 yılında 32 tarihsel Japonya depremi için kilometre olarak sıvılaşmış alan için en uzak Epsantral uzaklık R ile magnitüd arasında aşağıdaki ilişkiyi bulmuştur. Bu formüldeki Mj Japon Meteoroloji Ajansının magnitüde ölçeğiyle tanımlanan deprem magnitüdüdür. Daha sonra Çin bilim adamları Çin'in sıvılaşma verisine dayalı ortalama bir sınır geliştirmiştir. Burada ML Richter tarafından tanımlanan deprem magnitüdü ve R ise kilometre olarak sıvılaşma alanına en uzak episantral mesafedir. 1988 yılında ise Ambrosius moment magnitüdü için bir formül önermiştir. Ve burada RE kilometre olarak en uzak epsantral uzaklıktır. Diğer bir yaklaşıma bakacak olacak olursak Shannon ve Wilson'ın bu tablosu zemin tane yapısı hakkında bilgi verir. Tablonun üst kısmı şu kısmı elek numarası alt kısmı e, tane boyutu şu kısım tane boyutu sağ kısım ve sol kısım ise e, taneli veya ince taneli e, zemin partikülleri için geçen elekten geçen yüzdeyi ifade eder. Eğer ki analiz sonucu veriniz ortadaki şu taralı alana e, alanda bulunuyorsa, çalışma bölgesi sı sıvılaşma olasılığı içerisindedir. Bu grafikte ise e, bağı sıkılık ve ivme ilişkisi görülmektedir. Turuncu renkli eğri alt sınır kabul edildiğinde ve mavi renkli eğri üst sınır kabul edildiğinde eğer ki veriniz ya da hesaplamanız ortada kalıyorsa orta riskli sıvılaşma tehlikesindesiniz demektir. Veya mavi eğrinin altında kalıyorsa yüksek sıvılaşma riskine sahipsiniz demektir. Örneğin şu görmüş olduğunuz kırmızı nokta için konuşacak olursak eğer ki veri, e, bağı sıkılığını 0.4 ile 0.5 arasında ise ve bölgenizdeki deprem, depremde 0.2 G büyüklüğünde ivmeye sahipse yüksek sıvılaşma riski altındasınız demektir. Diğer yaklaşımlara göz atacak olursak, devirsel kayma gelmesi yaklaşımı ile sıvılaşma analizi bu yaklaşımlardan bir tanesidir. Sıvılaşma potansiyelin belirlenmesine yönelik olarak kullanılan yaklaşımlarla önlemlerinden biri devirsel kayma gerilmesi yaklaşımı aşağıdaki 3 aşamadan oluşur. Birinci aşamada bir deprem sırasında zeminde tetiklenmesi muhtemel olan maksimum ya da eşdeğer devirsel kayma gerilmesinin kestirilmesi. İkinci aşama zemin sıvılaşma direncinin kestirilmesi. Üçüncü aşamada ise zemin sıvılaşma potansiyelinin veya olasılığının güven e, veya da güvenlik katsayısının belirlenmesi olarak bu üç aşamayı e, belirtmiş olalım. Birinci aşamada CSR Yud ve Edris'in 97 yılında önermiş olduğu formülle hesaplanmaktadır. Burada A max e, bölü yüzeyde oluşan en büyük yatay yeme değerini C cinsinden e, vermektedir. E, sigma 0 dediğimiz şey incelenen derinlikteki toplam düşey gerilmeyi ifade eder. Sigma 0 üssü ise efektif düşey gerilmeyi gösterir. Rd dediğimiz şey ise derinlikle meydana gelen kayma gerilmesi azalmasını gösteren bir düzeltme katsayısıdır. Bunun için de genellikle eğer ki derinliğiniz 9,5 metrenin altında ise RD'yi şu formül ile hesaplarsınız. Veya 9 9,5 metre ile 23 metre arasında ise RD'yi ikinci formülle hesaplarsınız. Bunu da Layo ve Whitman 1986'da önermiştir. İkinci aşamaya gelecek olursak Zemin tabakalarının sıvılaşmaya karşı gösterdiği dayanım veya direnç veya devirsel direnç oranı, İngilizcesiyle Cyclic Resistance Ratio'yu 3 aşamada e, hesaplayabiliyoruz ya da 3 farklı yöntemle hesaplayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi standart penetrasyon deneyinden bulunan SPT en darbe sayısına veya kayma dalgası hızına veya CPT değerine göre hazırlanmış ampirik bağıntılardan veya grafiklerden hesaplayabiliyoruz. İlk olarak SPT değerine göre hesaplamaya bakacak olursak arazide ölçülen vuruş sayısını bir takım faktörlerle düzelterek düzeltilmiş SPT ya da diğer bir adıyla M1.60'ı buluyoruz. Bu faktörler sondaj takımı çubuğu düzeltme faktörü, numune elde etme yöntemine göre düzeltme faktörü, sondaj çukuru çapı düzeltme faktörü ve tokmağın enerji oranının düzeltme faktörü olarak e, bedirtilmektedir. Bu faktörlerden Cn olarak ifade edilen e, faktör 0.5 ile 1.7 arasında olur ve 1.7'yi aşmaması önerilir. Ce ise enerji ratio bölü 60 ya da enerji oranı bölü 60 olarak ifade edilir ve yüzde 60 enerji verini, verimi oranına göre düzeltme yapılır. Bu tabloda da ise gördüğünüz şeyler e, düzeltme faktörlerinin e, belirlenen özelliklere göre seçilmesini ifade etmektedir. Diğer bir e, SPT düzeltmesine bakacak olursak eğer ki SPT düzeltmek, düzeltmeden önce e, tane içeriği ya da fine content e, bilgisi varsa elinizde ona göre burada ifade edilmiş ampirik bağıntılardan e, yüzde oranlarına göre hesaplamalarınızı tekrar yapıyorsunuz. Örneğin yüzde beşten e, küçükse veya yüzde beşe eşitse tane içeriğiniz, alfa ve beta'yı burada belirtilen değerlere göre alıp tekrar hesaplıyorsunuz. Ondan sonra yüzde ile yüzde otuz arasında ise tane içeriğiniz, burada belirtilen şeklinde. Alfa ve beta'yı hesaplayıp burada formülü yerine koyup tekrar hesaplıyorsunuz. Tane içeriğiniz %35'ten büyükse alfayı 5, beta'yı 1.2 alıp en üstteki formülü de tekrar yerine koyup bu sefer de e, tane içeriğine göre düzeltilmiş e, SPT, SPT darbe sayısını bulup şu en alttaki CRR formülünü yerine koyup hesaplamanızı yapıyorsunuz ve CRR kestiriminizi SPT'ye göre bulmuş oluyorsunuz. Tabi bir diğer yöntem de grafik üzerinden ilerlemek. Burada Yud ve diğerlerinin 2001 yılında önermiş olduğu grafiği görüyoruz. Düzeltilmiş darbe, darbe sayısını şurada ince tane oranları eğrilerine göre kestirerek ve ona karşı denk gelen devirsel direnç oranını da bulabiliyorsunuz. İkinci aşamaya gelecek olursak kayma dalgası hızına göre de CRR'yi hesaplayabiliyorduk. Burada arazide ölçülmüş olan kayma dalgası hızını bir ampirik bağıntı ile düzeltmeye sokuyoruz ve düzeltilmiş kayma dalgası hızında da 7.5 büyüklüğündeki depreme göre önerilmiş CRR formülünde yerine koyuyoruz. Ve bu formül de Andros ve Stokoe tarafından 2000 yılında önerilmiştir. Bu şekilde e, az önce de belirttiğim gibi bunu da bu sefer e, yani düzeltilmiş kayma dalgası e, ka, düzeltilmiş kayma dalgası hızını yine grafikte e, dev, e, tane oranları eğrilerine göre kestirerek devirsel direnç oranını bulabiliyorsunuz yani cerereyi bulabiliyorsunuz. Burada da yine %35, %20 ve %5 ince tane oranına göre eğriler çizilmiş. Eğer ki eğrinin sol tarafında kalıyorsa e, e, arazinizin değerleri e, sıvılaşma riski altındasınız. Eğer ki sağ tarafında kalıyorsa sıvılaşma riski yok demek oluyor. E, diğer bir CRR kestirme Yöntemi ise e, Koni penetrasyon testi ile hesaplama Koni penetrasyon deneyi uç direncinin sıvılaşma direncinin belirlenmesinin kullanmasında da e, Bazı düzeltmeler yapmak gerekiyor Burada e, QC Ölçülen koni 3 direnci CQ Koni 3 direnci normalizasyon faktörü Ve bahsedilen N ise Şuradaki üs olan N ise e, belli zeminler için kullanılan e, bir e, kat katsayı. Daha doğrusu üs değeri. Daha sonra zemin cinsini tanımlamak için kullanılan zemin indeksi hesabı var. Burada F ve Q'yu hesaplıyorsunuz ilk önce. F ve Q'da düşe efektif gerilme, atmosferik basınç az önce bahsettiğimiz zemin cinsine göre değişen ne ve ölçülen sürtünme direncine bağlı olarak hesaplanıyor. Daha sonra IC formülünde yerine koyuyorsunuz ve zemin indeksini buluyorsunuz. Eğer ki e, zemin indeksiniz 1.64'e eşitse KC'yi 1 alıyorsunuz. Eğer ki 1.64'ten büyükse KC'yi tekrar hesaplıyorsunuz IC'yi yerine koyarak Ondan sonra ince tane oranına göre bir düzeltme yapıyorsunuz. Burada da QC 1N, CS alt indisiyle belirlenen değer 50'den küçükse şu formülle CRR kestirme yapıyorsunuz. Eğer ki 50 ile 160 arasında ise ikinci formülle e, CRR e kestirme yapıyorsunuz. Bu da Robertson Wright'ın 98 yılında önermiş olduğu bir yöntem. E, Olsen'in önermesine göre ise direkt e, yapmış bulmuş olduğunuz QC'yi e, düşe efektif gerilme ve e, onun altında belirtilen RF'ten yola çıkarak direkt kestirme şekilde e, CRR'yi bulabiliyorsunuz artık son aşama olaraksa e, sıvılaşmaya karşı güvenlik kat belirliyoruz. Anlayacağınız üzere CRR genelde zeminin özelliklerine bağlı olarak hesaplanıyor. CSR ise daha çok depremle alakalıdır ve depremin özelliklerine göre hesaplanıyor. Bu ikisinin kombinasyonu kullanılarak yani ikisinin birbirine oranı ile ise güvenlik katsayısı elde ediliyor. Tabii bu güvenlik katsayısını elde ederken genelde CRR'ler 7.5 büyüklüğündeki depreme göre önerildiği için hesaplamalarda e, düzeltme faktörü kullanıyoruz. 7.5'tan farklı olan depremlerde ise magnitüt düzeltme faktörü dediğimiz şey MSF 10 üzeri 2.24 bölü MW üzeri 2.56 şeklinde bulunabiliyor. En sonunda da hepsini bütün bilinmeyenleri yerine koyduğumuzda güvenlik katsayısını buluyoruz. Güvenlik katsayısı eğer 1.2'den büyükse zemin sıvılaşması riski yoktur denebilir. Veya 1.2'den küçükse zemin sıvılaşma ihtimali vardır denir. Bu çeşitli kaynaklarda bir olarak da alınabilir. Yani zemin sıvılaşma katsayısı 1'den büyükse sıvılaşma riski var, sıvılaşma riski yoktur. 1'den küçükse sıvılaşma riski vardır da denebiliyor. Bir diğer yaklaşıma bakacak olursak Iwasaki ve diğerleri 82 yılında sıvılaşma potansiyeli indeksi PL adında bir faktörün ortaya konmasıyla herhangi bir alanda olası sıvılaşma ağırlığını nicelleştirmiştir. Burada Z yer yüzeyinden aşağı doğru metre olarak derinlik. FZ dediğimiz şey sıvılaşma direnci faktörüdür. GK'nın GK yani güvenlik katsayısının bir fonksiyonudur. Burada FZ'yi bir eksi güvenlik katsayısı olarak hesaplayabiliyoruz. Eğer ki güvenlik katsayısı birden büyükse FZ sıfır alınıyor. WZ dediğimiz şey de 10 eksi 0.5 çarpı Z olarak bulunuyor. Layo ve diğerleri ise 88 yılında zemin sıvılaşma olasılığını belirlemek için PL yani Probability e, liquefaction parametresini aşağıdaki gibi tanımlamışlardır. E, bu formüldeki parametreler temiz kurumlar için e, beta 0 16.447, beta 1 6.4603 ve beta 2 0.3976 olarak verilmekte ve SPT en 160 olarak alınmaktadır. PL değerine bağlı sıvılaşma kriterlerine bakacak olursak, eğer ki değer aralığında PL 15'ten büyükse ee, simgesi AL oluyor ve e, sıvılaşma olasılığı yüksek anlamına gelmekte. Eğer ki 5'e eşit ve e, 5 ve 15 arasındaysa ve bu ikisine de eşitse e, simgemiz BL oluyor yani orta olasılıklı dan bahsediliyor. Eğer ki PL değeri 5'ten küçükse simgemiz CL oluyor ve ee, sıvılaşma olma olasılığı düşük oluyor. Ee, bir de sıvılaşmaya bağlı olarak oturmalar hesaplanabiliyor. Deprem gibi dinamik yükler nedeniyle kumlu zeminlerde oluşan sıvılaşma nedeniyle oluşan oturmanın milimetre bazında genel denklemi şu formülle verilmekte. Burada hacimsel birim deformasyon e, dh bölü h yüzde ee, çeşitli yaklaşımlarla sıvılaşma güvenlik kasayısı ile SPT veya bağlı sıkılık e, sıkılığa bağlı olarak e, işare ve ölçümine'nin yaklaşımıyla e, veya CSR ile SPT değerine bağlı olarak tükümet su yaklaşımı ile yaklaşımıyla kestirilebiliyor. Burada bağıntılıdaki e, H ise e, metre olarak sıvılaşan tabaka kalınlığıdır. E, i̇şare yöntemine göre Sıvılaşmaya bağlı oturmalar ve hasar ilişkisine bakacak olursak eğer ki oturmalar 0-10 santim arasında çıkıyorsa hasar yok veya hafif hasar var demektir. 10 santim ile 30 santim arasında oturmaya sahipseniz orta düzeyli hasar var demektir. 30 ile 70 derece arasında oturmaya sahipseniz ağır hasar var demektir. Şimdi zemin sıvılaşmasının neden olduğu bazı zemin deformasyonlarını şöyle sıralayabiliriz yanal yayılma, akma tipi şev yenilmesi, temel taşıma kapasitesinin yenilmesi, sıvılaşmaya bağlı oturmalar, isinat duvarlarını etkileyen zemin basıncının artması ve son olarak gömülü hafif yapıların yüzeye itilmesi ki e, en çok e, İzmit depreminde, Sakarya'da görülen e, olaylardan bir tanesi e, şeydir. E, Temel taşıma kapasitesinin yenilmesi veya e, Temelin yüzeye doğru itilmesi şeklindedir Zemin sıvılaşmasına karşı alınabilecek önlemler olarak da e, Yapının taşıyıcı sistemi güçlendirilir Veya temel sisteminin e, Güçlendirilmesi olabilir Veya da e, Zemininizi iyileştirebilirsiniz Bazı çeşitli yöntemlerle zemin iyileştirmeleri de yapılabilir. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İyi günler diliyorum.